Değerli basın dostları, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü 22 Mayıs günü dünyanın dört bir yanında kutlandı. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekilimiz Melda Onur gündem dışı söz alarak konuya ilişkin partimizin görüşlerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de yeryüzünün yaşanan hazinesi sloganıyla yürütülen kutlamalar ne yazık ki buruk geçiyor. Bu burukluğun sebebi ise Türkiye'de çevreye ve insana duyarsız uygulamaların yarattığı büyük tahribat. Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan Çevre Performansı Endeksi 2012 sonuçlarına göre Türkiye, çevre performansı sıralamasında 132 ülke arasında 109. sırada zayıf performans gösteren ülkeler grubunun en altında yer almaktadır. Ülkemiz aynı endeksin biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanları sıralamasında ise 121. sıradadır. Bir başka deyişle Türkiye dünyada biyolojik çeşitliliğe yönelik en büyük tehdidin olduğu 12 ülkeden biridir. Türkiye'de çevre tahribatının yarattığı tehlikeler ne kadar büyükse yetişmiş insan kaynağımızın sunduğu olanaklar da bir o kadar büyüktür. Yeter ki yararlanmayı bilelim. Bugün ülkemizin yüz akı bilim insanlarından biriyle Harvard Üniversitesi'nden lisans ve Stanford Üniversitesi'nden doktora derecesini almış doçent doktor Çağan Şekercioğlu ile birlikteyiz. Utah Üniversitesi Biyoloji bölümünde kuş bilimci, tropik biyolog ve ekolog olarak görev yapan Çağan Şekercioğlu, Angola'dan Uganda'ya, Alaska'dan Costa Rica'ya ve Türkiye'den Etiyopya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada çok önemli çalışmalara imza atmış bir araştırmacı. National Geographic dergisi tarafından 2011 yılının yükselen kaşifi seçilmiş dünyaca ünlü bir isim. 36 yaşında dünyada en çok bilimsel atıf yapılan çevre bilimcilerden biri olmayı başarabilmiş bir kişi. Gelin bugün hep birlikte bu genç bilim insanımıza kulak verelim. Doğanın bize atalarımızdan miras kalmadığını, doğayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızı bir kez daha anımsatsın bizlere. Çok teşekkür ederim Sayın Milletvekilim. Maalesef Sayın Milletvekilimizin dedikleri ve Türkiye'mizin çevre performansı istediğimiz noktada değil. Özellikle dünyada ilk 10 arasına girmek isteyen ülkemizde çevre performansında da benzer bir sıralamayı istiyoruz. Ve çevre sağlığı, insan sağlığının ve iyi bir ekonominin de temeli aynı zamanda. Dünya çapında ekosistem hizmetleri, ekolojik hizmetler diye bilinen doğanın insanlara ücretsiz sağladığı hizmetlerin dünya ekonomisine katkısının büyüklüğü her gün daha iyi anlaşılıyor. Hatta Nature bilim dergisine çıkan bir makalede bu hizmetlerin 33 trilyon dolara ulaştığı hesaplanmıştı. Bunların arasında tozlaşma, erozyon kontrolü, temiz hava ve küresel ısınmayla atmosferde artan karbondioksit gazlarının tekrar bitkilere çekilmesi gibi birçok önemli hizmet var. Ve tabii günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği bütün dünya insanlığını ve ekonomisini tehdit ediyor. Bu açıdan doğa koruma, çevre koruma ve biyolojik çeşitliliği koruma aynı zamanda insanlığın da geleceğini korumak demek. Ülkemiz istenen performansı göstermiyor bu konuda ve bir gerileme görüyoruz ne yazık ki. 2010 yılında Türkiye aynı çevre performans endeksinde ki bu Yale Üniversitesi'nin ülke istatistiklerine dayanarak hazırladığı bir endeks. Tüm ülkeleri aynı platformda karşılaştırmak için. Aynı endekste 2010 yılında Türkiye 77. idi. Maalesef 2 yıl sonra 109. Başka şekilde söylemek gerekirse karşılaştırılan ülkelerin %53'ünü geçen ülkemiz 2 sene sonra sadece %17'sini geçebildi ve %83'ünün gerisinde kaldı. Bu genel çevre performansı. Biyolojik çeşitlilik ve doğal alanların korumasında ise daha önceki 2010'da %14'ünü geçebiliyorduk sadece. Daha da geriye düşerek ülkelerin sadece %8'ini geçebildik ve %92'sinin gerisinde kaldık.
Yani aynı kategoride olduğumuz ülkelere bakarsak Eritre, Haiti, Moldavya, Libya ve Irak gibi ülkelerle aynı biyoçeşitlilik koruması performansını göstermişiz. Bazı olumlu gelişmeler de var. Türkiye ormanların korunmasında 42. sırada aynı endeksin alt kategorisinde. Hava kirliliği ve hava temizliği ve su temizliğinde iyileşme gösteriyor. Fakat biyoçeşitlilik ve doğal alanları korumada 121. ekosistemlerin canlılığında 118. ve su kaynakları yönetiminin ekolojik etkilerinde yani su kaynaklarında 114. sırada. O açıdan bu konuda çok ilerleme kaydetmemiz lazım. Bazı olumlu gelişmeler oluyor ülkemizde ve bu açıdan Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru da mutlulukla duyurmak istediğimiz bir proje. 2008 yılında zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı'na önerdiğim bu projeyi Sayın Bakanımız geçen sene 2011 yılı Şubat ayında dikkate aldı Veysel Eroğlu ve fizibilite çalışması istedi. Biz bunu bakanlık personeliyle ekibimizle beraber Doğu Anadolu'da, Kuzey Doğu Anadolu'da gerçekleştirdik ve bu koridor Kars Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı'ndan başlayıp Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin illerini geçerek Gürcistan sınırımızdaki POSOF yaban hayatı geliştirme sahasında bitiyor. Ve bu Türkiye için bir ilk, Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru. Yaban hayatı koridoruyla kastedilen izole kalmış ormanların birbirlerine ağaçlandırmayla bağlanarak bu alandaki canlıların yaşama alanının arttırılması ve nüfuslarının, sayılarının, popülasyonlarının birbirine bağlanması. Bu dünya çapında birçok ülkede son 20 yılda ekolojik koruma amaçlı yapılan bir kavram. Türkiye'de inşallah ilk olacak. Ve bakanlığımızla Aralık ayında protokolü imzaladık. Şu an Orman ve Su İşleri Bakanlığı ihale çalışmasını gerçekleştiriyor, ihaleyi hazırlıyor. Bu koridorun alanı 23.500 hektar, uzunluğu 81 kilometre. Ve bu da demek oluyor ki 23.000 hektarlık Sarıkamış Ormanları, Allahu Ekber Dağları Milli Parkı'nın alanından daha büyük bir alan. Yani buradaki korunan alan ikiye katlanacak ve bu ormanda yaşayan çok önemli vaşak, bozayı, kurt ve yaban kedisi gibi bilimsel araştırmalarımla bölgede tespit ettiğimiz canlıların yaşam alanı iki katına katlanacak ve Kaçkarlar, Doğu Karadeniz ve Kafkaslardaki geniş ormanlara ulaşma imkanına sahip olacaklar. Bunun yöre halkı için de birkaç önemi var. Bu orman maalesef bu canlılara yetmiyor. Biz yine bakanlığın verdiği vericilerle geçen Ekim ayında Türkiye'de ilk defa kurtlara verici taktık. Boyunlarına takılan bu vericiler en son teknoloji ve bu vericiler cep telefonu şebekesini kullanarak bize kurtların koordinatlarını SMS mesajı olarak atıyor. Yani kurtlar bize cep mesajı atıyor ve bu şekilde kurtların an be an kullandıkları yerleri tespit edebiliyoruz. Bu bilimsel çalışma sonucu gördük ki sadece tek kurt 3 ay içerisinde 3000 kilometre kare bir alan kullanmış. Yani Sarıkamış Milli Parkı'nın 13 misli. Bu da bölgedeki yaban hayatına Sarıkamış Ormanları, Allahu Ekber Dağları Milli Parkı'nın yetmediğini gösteriyor. Bu ormanlarımız tabii ki 90 bin şehit verdiğimiz aynı zamanda kutsal ormanlar. Ve bu açıdan bu ormanları çok iyi korumak zorundayız. Hali hazırda Milli Park'ta sadece 60 kilometre kare orman bulunuyor. Ve 400 kilometre karelik Sarıkamış ormanlarının çoğu halen yasal olarak kesiliyor. Kereste olarak kullanılıyor. Bizim ümidimiz bu ormanların hepsinin korunması. Ve bu koridor ağaçlandırma projesiyle bölgedeki orman parçalarının Kars, Ardahan, Erzurum, Göle, Artvin'deki orman parçalarının birbirine bağlanması. Koridorun zaten alanının çoğu hali hazırda orman. Sadece 7000 hektar bir alan ağaçlandırılarak yaklaşık 50.000 hektarlık bir orman birbirine bağlanmış ve bu ormanlarda Doğu Karadeniz ve Kaçkarların büyük ormanlarına bağlanmış olacak. Bölgedeki yaban hayatı aynı zamanda bölgedeki özellikle köyler için, bölge halkı için yaban hayatı turizm ve ekoturizm açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Ben 2005 yılında Türkiye'nin ilk kuş gözlem turunu ücret almadan gönüllü olarak düzenlemiştim Tema Derneği için. Ve bölgedeki bu potansiyeli çok iyi anlayabiliyorum.
Ve bölgede köy tabanlı doğa turizmi dediğimiz hem köy hayatının tecrübe edileceği hem de bölgenin zengin yaban hayatının görülebileceği kurt, ayı ve vaşak gibi yaban hayatı, ekoturizm bölgenin ekonomisi içinde çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz bu açıdan gerek Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun bir an önce gerçekleştirilmesi, ağaçlandırmanın başlaması, gerekse bölgedeki ekoturizmin, gerçek ekoturizmin, bölge kültürüne ve doğasına zarar vermeyen, otel yaparak değil bölgenin değerlerini, kültürel ve biyolojik değerlerini en iyi şekilde tanıtarak yapılacak ekoturizmin bölgede gelişmesini istiyoruz ve ümidimiz 2014'de çıkacak bir sonraki Dünya Çevre Performansı Endeksinde Türkiye'nin hak ettiği yere gelebilmesi. Özellikle buradan Sayın Bakan'a, Bakanlar Kurulu'na çağrı yapmak istiyorum. Tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma tasarısı meclis gündemine geliyor ve bu tasarı ne yazık ki doğal siti ortadan kaldırıyor. Doğal sitin ortadan kaldırılması demek bu koridorun sadece bu haritada kalması demek. O zaman ne kurtlar ne kuşlar ne de bizim çocuklarımız sağlıklı yaşanabilir alanlara sahip olabilecek. Şunu söylemek istiyorum. Çevre bir şehircilik meselesi değildir. Çevre bir insan hakları meselesidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıkları altında insan hakları başkanlığına bağlıdır çevre. Bunu bu yönden bakmamız gerekiyor. Yine tekrarlayacağım. Eğer bir gün Uzundere'de nehir santralinde kapana kısılan alabalıklar yok olduğunda Ömer Tayyip'in de geleceğinden birçok şey yok olur. Bunu hepimiz bilelim. Onun için güzel bir çalışma başlatılmış ama haritada kalmasın.